Merhaba sevgili arkadaşlar, Renkler ve Zevkler kanalından herkese selamlar, saygılar. Bir civciv ve kuluçka videosuyla daha karşınızdayız. Bu videomuzda sizlere grup birleştirme nasıl yapılır? Yani böyle birkaç civcivi olan iki grup, belki üç grup, tek bir grup altına civcivleri nasıl birleştirilir, ne zaman yapılır, nelere dikkat edilir, bunu uygulamalı olarak size anlatmaya çalışacağız. Önce birleştirmiş olduğumuz grupları, daha doğrusu civcivlerini bir gösterelim, hem bir teneffüs yaptıralım kendilerine. Dışarıya çıkartalım. Hem de size anlatacaklarımız var. Hepsini nihayet çıkardık. Bunlar da dışarıya çıkmaya çok fazla alışkın değiller. Gelin bakalım çocuklar, siz de gelin. Bak. Tamam tamam, bir şey yok, bir şey yok. Bir şey yapmıyorum. Bir şey yapmıyorum. Geç bakalım. Geç hadi. Hadi çocuklar. Şöyle bir toprak banyosu yapın ya. Annesi, çağır bakayım bunları. Bak, sizin yüzünüzden videoya başlayamadı. Geçin bakalım ufaklıklar, hadi siz de. Bakın, cici anneniz sizi çağırıyor toprağa. Hadi. Evet, nihayet. Arkadaşlar, dün akşam biz bu grupları birleştirdik, civcivleri birleştirdik. Dikkat ediyorsanız şurada küçük 4 tane civciv var. Şu da aynı, şu da küçük. Şimdi yer darlığından dolayı bazen bu şekilde civcivleri birleştirmek icap eder. Ama birleştirirken neye dikkat etmek gerekir? Çünkü arkadaşlar, gerçekten riskli bir iş. Yani akşam birleştirirsiniz, sabah vardığınızda civcivleri ölü bulabilirsiniz. Bundan dolayı da dikkat etmek gerekiyor. Ne zaman yapılır, nasıl yapılır, anlatmaya çalışalım size. Şu civcive bakın. Şu civciv. Bu kendi civcivi değildi. Dün akşam bunların arasına koymuştuk. Tek bir civciv kabul etti. Yine şu küçük olan civcivler de, 4 tane civciv de başka bir grubun altındaydı. Onları bunun altına koyduk ve yine kabul etti. Bunların hepsi sultan türü civcivler arkadaşlar. Hepsini bir yerde olsun ve hepsini tek bir anne büyüsün düşüncesiyle böyle bir birleştirme yapmıştık. 2 tane de daha önceden makineden çıkarttığımız sultan civcivimiz vardı. Bunlardan biraz daha büyüktü. Model olarak şöyle bir 15-20 gün belki daha büyüktü. Biraz daha irice gözüküyordu. Onları da bu ekibin arasına aldık. Akşam bu sürekli vurdu durdu ve artık baktım ki olmayacak. Onları kabul etmeyecek. Onları artık diğer başka bir yere ayırdık. Ve bu civcivleri inşallah kabul etti. Herhangi sorunsuz bir şekilde bakın. Annelik yapıyor ve kimseye saldırmıyor. Yani dışarıdan gelen şu anda 5 tane civciv var, onlara saldırmıyor. Peki bu işlemi ne zaman yapabiliriz? Bu işlemi yapmak için en uygun zaman akşam vaktidir arkadaşlar. Akşam civcivleri birleştirdiğiniz zaman tavuğun kanadının altına çaktırmadan koyarsınız diğer civcivleri. Sabaha kadar o koku birbirlerine siner ve sabah uyandığı zaman çok fazla tepki göstermez, onu kabul edebilir. Ama bu kalabalık civcivlerdedir. Mesela bizim kendi 11 tane civcivi vardı. Sizin 2-3 tane civciviniz varsa, bir tane, iki tane sonradan civciv ilave ederseniz bu sıkıntı olabilir. Vurabilir yani. Mesela sizin 5 tane beyaz civciviniz var. İçine 2 tane de siyah civciv koydunuz. O zaman sıkıntı olabilir. Renginden dolayı ya da işte sayı az iken sıkıntı olabilir. Böyle kalabalık sayıda olduğu zaman anne fark edemiyor. Hangisi benimdi, hangisi yeni geldi, onu fark edemiyor. Onu da arada kaynatıp gidebiliyorsunuz. Biz de aynen öyle yaptık. Ama bakınız, birazdan göstereceğiz size o iki sultan civcivini. Onları kesinlikle kabul etmedi. Size tavsiyemiz şu olsun arkadaşlar. İki tane grubu birleştireceksiniz ya. Hangi annenin civcivleri büyükse onun altına birleştirin. Yani bir anne kendi civcivinden büyük bir civcivi kabul etmiyor ve sürekli vuruyor. Ama annenin civcivleri büyükse gelen
diğer küçük civcivlere pek zarar vermiyor. Bunu birkaç seferdir deneme yapıyoruz. Hep aynı sonuçla karşılaşıyoruz. Mesela şimdi ben diğer anneyi de size göstereceğim. O annenin altına bu civcivleri birleştirmiş olsaydık, yani o annenin civcivleri şunlar, küçük olanlar. O annenin altına bu büyükleri koymuş olsaydık, bu büyüklere sürekli vuracaktı. Onun için civcivi büyük olanın altına küçükleri getirdik. Küçükleri kabul ediyorlar. Herhangi bir sıkıntı yaşamıyorsunuz. Büyükleri neden kabul etmiyorlar? Kendi civcivlerine büyük civcivler zarar vereceği düşüncesiyle sürekli onlara vuruyorlar. Hatta böyle sert vuruyorlar. Ölümüne bile sebep olabiliyorlar. Biz geçmişte arkadaşlar yanlışlıkla civcivin iki tane gurk tavuğumuz vardı. Birisi burada, birisi burada. Sayıları da kalabalıktı yani. 10 tane mi, 11 tane mi böyle kalabalık sayıda civcivleri vardı. Beraber çıkartmıştık. Böyle birisi bir yerde, birisi bir yerde bu şekilde teneffüslerini yaptılar. İçeriye katma zamanında civcivin bir tanesini yanlış yere katmışız. Yani bazen birleşiyorlar, bazen ayrılıyorlar filan. Bilemiyorsun onu. Teneffüsleri bittikten sonra kümeslerin içerisine koyarken bir tanesi yanlışlıkla bir yere gitmiş. Onu artık annesi fark etmiş herhalde, nasıl fark etmişse onu vura vura birkaç dakika içerisinde öldürmüştü. Son anda fark ettik ama artık elimizden bir şey gelmezdi o saatte. Böylesi sıkıntılı durumlar olabiliyor. Yani anne kabul etmezse civcivleri hızlı bir şekilde öldürebilir. Çünkü arkadaşlar bu Hint tavukları ve diğer işte gurk tavuklarında çoğu öyledir. Aynı alanda iki tane gurk tavuk olmuyor maalesef. Sürekli kavga ediyorlar. İşte benim civcivim, senin civcivim muhabbeti oluyor herhalde aralarında. Kavga ediyorlar. Her birisini ayrı bir kümese koymak gerekiyor. Bakın bizim işte kümeslerimizin tamamı dolu. Her birisinde bir şey var ve yeni bir gurk yatıracağız. Yeni gurk yatıracak yer kalmadı. Biz de artık böyle bu civcivleri birleştirdik. Gurkun bir tanesini iptal ettik. Şimdi gidelim, bunlar burada biraz teneffüs yapa dursun. O dün akşam altından civcivlerini almış olduğumuz gurk tavuğumuza bakalım. Bakın diğer tavuğumuz burada. Şimdi bunu dışarıya çıkartacağız. Şimdi bu hayvan da civcivlerini göremediği için gurk gurk mu desem, kak kak mı desem şaşırmış durumdadır muhtemelen. Hala gurk diyor ama civciv falan çağırıyor. Civciv yok tabii. Gel bakalım. Gel dışarıya çık şöyle. Güzel kızım. Ya senin civcivleri öteki, senin kardeş anne var ya, onun altına koyverdim ya. Olmaz mı? Bu seferlik böyle olsun. Çünkü yerimiz yok. Buraya da başka bir tavuk yatıracağım. Tamam mı? Sen şöyle bir iki gün bu gurkluğunu unut burada. Sonra diğer Hint kümesini alacağım seni. Tamam mı kızım? Teşekkür ederim. O civcivleri çıkarttın, büyüttün. Hadi bakalım ben şöyle sana suyu şuraya koyayım. Buralarda biraz oyalar. Şimdi arkadaşlar bu tavuğu civcivlerinden ayırdık ya. Bunu direkt Hint kümesine koyduğumuz zaman kesinlikle kavga eder. Niye? Çünkü daha henüz annelik duygularını unutmamış durumda. Yani kendi civcivlerini koruma içgüdüsüyle diğer tavukların arasına koyduğu zaman her ne kadar kendi civcivini göremese bile anneyim ben düşüncesiyle önüne gelene saldırır, benim civcivlerime zarar verecek diyerek. Şöyle bir gün iki gün bu şekilde burada kalırsa civcivlerini de görmediğinden dolayı anneliğini yani gurkluğunu unutur. Ondan sonra rahat bir şekilde, kavgasız bir şekilde geri Hint kümesine alabiliriz. İşte bunun durumu da böyle. Şimdi belki videoyu izleyen arkadaşlar diyecek ya işte niye civcivlerini ayırdınız falan. Ama bazen arkadaşlar böyle mecbur kalıyoruz. Yani yer sıkıntımız oluyor. Bu hayvanların özelliklerinden dolayı sürekli kavgacı bir özelliği var. Kavga ediyorlar. Yani mesela bakın burada da bir gurk tavuğumuz var. Şu anda işte 17-18. Günde. Yani onu buraya çıkarsam bu da burada olsa hemen kavgaya tutuşacaklar. Mecbur bunları ayrı zamanlarda teneffüse çıkartıyoruz. Ayrı yerlerde muhafaza etmek durumunda kalıyoruz. İşte bu yer sıkıntısından dolayı da mecbur kaldık. Bu civcivleri birleştirdik. Bunun artık yakın bir zamanda anneliğini unutacağını tahmin ediyoruz. Hint kümesine döndükten kısa bir süre sonra da tekrar yumurtaya başlayacaktır. Neyse bakalım. Bunu size böylece göstermiş olduk.
Kızım, teşekkür ediyorum sana. Canım benim. Hadi bakalım. Sen bir gün daha orada dur. Ondan sonra sesi değiştiği zaman, arkadaşlar şu anda kurk kurk diyor ya, böyle kalk kalk filan demeye başladığı zaman bunu Hint kümesine alacağız. Bu arada size Hint kümesini de gösterelim. Evet, şu tavuk yumurta yapıyordu. Kapının açıldığını görünce yumurtayı falan bıraktı, koştu geldi. Bunlar bizim değişik ebatlarda Hintlerimiz. Kimileri anaç, kimileri de yavaş yavaş ilerliyorlar, büyüyorlar. Bakın, ben şu tavuğu oraya yatırmayı düşünüyorum. Kedi kümesine yatırmayı düşünüyorum. Bu gurk oldu burada. Birkaç günden beri test yumurtalarının üzerine yatıyor. Ama burada yatırmak bazen sıkıntı olabiliyor. Bazen kavga ediyorlar diğer tavuklarla. Ondan sonra işte gurkluğunu unutuyor, yatmıyor yumurtaların üstüne vesaire. Onun için oraya alacağım bunu. O tavuk gurkluğunu unutup orayı boşalttıktan sonra bu tavuğumuzu oraya alacağım ve altına kuluçkalık yumurtalar koyacağım. Bakın şu anda altında test yumurtaları var. Test yumurtası dediğimizde diğer tavukların altından döl kontrolü sonrasında dölsüz olduğunu anladıktan sonra çıkarttığımız yumurtalar. Yani bunu çöpe atmak yerine bu şekilde test yumurtası olarak tavukların altına koyuyoruz ki gurk olsunlar. Evet, çıkalım. Şu civcivlerimize bir daha bakalım bakalım. Oo, çok güzel, çok güzel. Hepsi karışıp kaynaşmışlar. İşte bizim istediğimiz manzara. Zaten arkadaşlar, civcivlere bir gurk diyen anne olsun yeterli. Civciv zaten anlamaz hangisi benim annem, hangisi bu muydu değil mi vesaire. Annesi de civcive vurmadıktan sonra sıkıntı yok. İşte bu şekilde birleştirdik. İnşallah bunların hepsi biraz narin büyüyen hayvanlar olduğu için aynı annenin altına topladık ve inşallah bunları annesi yardımı ile büyüteceğiz. Değil mi çocuk? Gel bakayım. Evet, bu arada bunlar da hemen hemen ilk defa teneffüse çıktılar. Siyah Sultan, Splash Sultan, Beyaz Sultan, şu bizim özel yetiştirdiğimiz hayvanlarımızın civcivi, yine blue renkte Sultan, bir tane Hint var arada, o kaynamış, artık o da olsun, onların arasında devam etsin. Diğer size kabul etmedi dediğimiz o civcivleri ben göstereyim. Bakın arkadaşlar, şu sultan civcivini diğerlerinden oldukça büyük olduğu için ve diğer buna benzer bir arkadaşı daha vardı. Bu iki civcivi kabul etmedi. Ondan dolayı da bu civcivlerin arasına geri tekrar koyduk. Evet, bir 10-15 dakika oldu herhalde. Yavaş yavaş yemlerini, sularına ben takviye edeyim, yenileyeyim ve bunları içeri alalım. Bakın, suyu bitirmişler. Onlar orada nefes yapabilirsin. Şunu da söyleyelim arkadaşlar. Civcivler yeni çıkmışsa, yani taze bir günlük, iki günlük bir civciv ise, o zaman herhangi bir sıkıntı yaşamadan altına koyuverin, akşam vakti kabul eder gider. Ama bu şekilde bir 10-15 gün olduktan sonra, artık kendi civcivlerini iyice tanıdıktan sonra annesi, başka yabancı bir civciv getirmek biraz risklidir. Anlattığımız şeylere riayet ederseniz herhangi bir sorun yaşamazsınız. Civcivi büyük annenin altına civcivleri birleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Bizim Hint tavuklarımız olduğu için Hint tavuklarında durum böyle. Ama mesela başka bir gurk tavuk vardır. İşte Australorp'tur ya da işte Sussex'tir. Buna benzer iki tane gurk tavuk vardır. Onları daha sorunsuz, daha kavgasız bir şekilde belki birleştirebilirsiniz. O konular hakkında ciddi bilgimiz yok. Biz hep Hint üzerinde çalıştığımız için Hintlerde sert hayvanlar ve kavgacı kişiliklerinden dolayı böyle özelliklerini iyi öğrenerek ona göre hareket etmek gerekiyor. İşte şükür sorunsuz bir şekilde
bu birleştirmeyi gerçekleştirdik. Bunlar inşallah bizim arkadaşlar önümüzdeki senenin anaçları olacaklar, sultan kümesinin. Bakın bu civcivlerin bir kısmı sultan civcivleri. Hemen gösterelim. İşte anaçları burada. Bu civcivlerin bir kısmı da bizim özel çalışma hayvanlarımızın civcivleri. Onları da şimdi anaçlarını size gösterelim. Bakın bunlar da burada. İki tane beyazımız, bir tane böyle kahverengi sevimli hayvanımız, bir tane de orada siyah hayvanımız var. Bunlar bizim Hint ve Sultan kırması hayvanlarımız, özel çalışma hayvanlarımız bunlar. Dur kızım dur. Dur birazdan sizi dışarıya çıkartacağım. Şu civcivleri bir içeri katayım, tamam mı? Az bir sabret bakayım. Geç. Geç hadi geç. Evet. Yavaş yavaş civcivler. Ne yaptın? Ne yaptın? Ne yaptın? Niye? Ne alaka ya? Niye öyle yaptın? Ayıp değil mi? O artık kabul ettik ya hani onu. O da senindi. Ne oldu? Geri mi geldi? Aklın geri mi geldi? Akşamdan beri unuttuydun. He? Olmaz ama bak olmaz. Olmaz çocuğum. Bak. Bu çocuğa bir şey yapma. Geç bakalım. Geç bakalım sen. Geç 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 geç. Geç yabancı gibi durma sen de. Geç çocuk geç. Vallahi bir şey yapacaklar. Evet, evet. Az önce de yaptı. Evet. Şimdi arkadaşlar bakın şu küçüklere bir şey yapmıyor ama şu kendi civcivleriyle eş değer dışarıdan getirdiğimiz civcive sanki bir iki sefer vurdu gibi şöyle hareketlerini gözlemleyeceğim. Eğer ki vuracaksa onu da artık ayıracağız. Eski geldiği yere götüreceğiz. Hadi bakalım. Hadi. Evet, evet. Vuruyor, vuruyor. Vuruyor mu? Vuruyor, vuruyor. Onu arıyor bak. Evet arkadaşlar, bunu aldım. Çünkü buna sanki zarar verecek gibi. Bu da çok değerli bir hayvanımız. Biraz evvel göstermiş olduğumuz hayvanların ilk civcivi çok değerli. Onun için yani anne aracılığıyla büyüsün diye buraya koymuştum. Sanki vuracak gibi artık diğer civcivlerin arasına koyacağız. Bu videomuzda sizlere vurk birleştirme veya civciv birleştirme konusunda uygulamalı ve teorik bilgiler verdik. Bizleri izlediğiniz için, bizleri dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Başka bir renkler ve zevkler videosunda görüşmek üzere. Başka bir civciv ve kuluçka videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Allah'a emanet olun.